Sen bu hayatta kendini en çok ne zaman geçecek mi diye sordun. Mehmet Övet benim adım. Mısır tezgahı işletiyorum. Ben 7 defa ölümden döndüm. Arafkatı denen yeri gördüm. Arafkatı dediğimiz yer yoğun bakım odası. Ya gidiyorsunuz ya kalıyorsunuz. Ben kalanlardanım. Övet benim soyadım. Övet, öv, şükür, et etmek anlamına geliyor. Korkuyor musun ölümden? Size şaka gelecek, hiç korkmuyorum. Hayata geldim tekrardan fakat yatalakken ayağa kalkamıyordum. Herkes yürüyordu, ediyordu. Ben çok kötü durumdaydım yani. Başarmayı seviyorum. Bir şeyler başarılacaksa bunun için acayip hırs var içimde. Ölümden dönen 7 canına sağlık. Canının kıymetini bil. Hayata sıkı sıkı tutunmak gerekiyor. Çok güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ne geçiyor aklından bu kalabalığa, bu dünyaya baktığında? Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanışalım mı? Evet, tanışalım. Mehmet Övet benim adım. Elektronikçiyim yani, elektronikçi derken elektronik ustası diyelim. Yıllar önce başlamıştım ben elektroniğe. İşte tamirat, uydu anteni montajları, büyük çanak antenler falan. Öyle. Mehmet abi diyeceğim. dertleşelim mi biraz? Dertleşelim. Tamam. Dertleşen biri misin sen? Anlatır mısın kendini? O kadar değil aslında ama dertleşen biriyim. İstediğin kadar, dertleşmek istediğin kadar konuşalım. İstemediğin kadar da susalım, birlikte bakalım. Bir bankta oturuyoruz, şehrin orta yerindeyiz. Bir bak insanlara, kalabalığa, buradan dünyaya bir bak. İnsanlar yürüyor, araçlar geçiyor. Ne geçiyor aklından bu kalabalığa, bu dünyaya baktığında? Aklından yani çalışmak zorundayız. Yaşamamız için çalışmamız gerekiyor. Tabii ki de hayatta bazı tecrübelerden geçmemiz gerekiyor. Sence bu hayat nasıl bir yer? Tamamıyla tecrübe deneyim. Ben 7 defa ölümden döndüm. Şöyle söyleyeyim, Arafkatı denen yeri gördüm. Hani Kur'an-ı Kerim'de Arafkatı yazıyor. O yeri gördüm. Çok kısa bir net yeri de söyleyeyim, ben size anlatayım. Arafkatı dediğimiz yer yoğun bakım odası. Yoğun bakım odasında ya gidiyorsunuz ya kalıyorsunuz. Ben kalanlardanım. İyi ki karşımdasın, konuşalım. 7 defa ölümden döndüm ne demek, konuşalım. Bir şeyi sorayım sana ama sen kendini nasıl tanımlarsın insan olarak? Sen nasıl birisin? Tamamıyla tecrübelere açığım, paylaşımcıyım. Marmaris gibi bir yerde doğdum, büyüdüm, yaşadım, tecrübelendim. Şu an ne yapıyorsun? Şu anda en son benim başıma gelen talihsiz bir olaydan sonra elektroniği bırakmak zorunda kaldım. Mecburen o elektroniği bıraktım. İşte mısır tezgahı işletiyorum. Mısır tezgahımızın yerindeyiz. Senin bir mısır tezgahın var. Evet. Evli misin Mehmet abi? Ben en son başıma gelen talihsiz olaydan sonra benim kız arkadaşımdı kendisi. Başımda durdu. Yani benim yoğun bakımda başından ayrılmamış. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra yürüyemiyordum ben. Yatalaktım daha doğrusu. O zamanları beni yürütmek için elinden geleni yaptı. Ve onunla evlendim. Sensin dedim. Çocuk var mı? Çocuk var. İki tane kızım var. Bir tane oğlum var. Oğlum var. Peki, Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Yoğun bakım diyorsun. 7 kere ölümden döndüm diyorsun. Senin hikayen ne? Bize hikayeni anlatır mısın? 6-7 yaşımdayken ikinci kattan aşağı düşüyorum. Çocuklarla, çocukluk arkadaşlarımızla oyun oynarken oradan ben ikinci kattan aşağı düştüm. İlk maceram orada başladı. Ondan sonra ikinci maceram damdan düştükten sonra paletli gemiler var bizim. Rodos'a giden gelen paletli gemilerimiz var, gemiler var. Paletli gemilerin altından denize daldık. Geçerken paletin 9 metre denizin altında kaldım. Paletin altında da midyeler falan vardı. Kesti beni komple. Ben de nefes almaya çalışırken denizin altında kalmışım. Tabii orada benim kalbim durmuş. Ben bilmiyorum. Dışarı çıkartmışlar. Free shop vardı o zamanları. Bizim Marmaris'te 1980'lerde. Free shop'un kenarına yatırmışlar beni. Artık ben suni teneffüs yapılırken kendime geldim. Birden gözümü açtım.
insanlar başıma toplanmıştı. Ondan sonra elektronik hayatına atıldım. Yani çocuk olduğum için tamirciliği çok seviyordum. Elektronik, radyo tamiri, teyp tamiri, o zamanları bunlar vardı. Siyah beyaz televizyonlar vardı tabii o zamanlar, 80'lerde. Elektronik hayatına çıraklık olarak atıldım. Tabii başıma gelen olay asansör boşluğunda elektrik çarpması. Ah Mehmet abi ya. Bir apartmanın merkezi sistemini yapmak için asansör boşluğuna girdim. Merkez sistemi takacaktım. Multi switchlerini falan takacaktım. Televizyon kablolarının olduğu yerde elektrik kablosu da varmış. Ben fark etmedim. Tabii o kabloları soyarken, yaparken elektrik çarpılmasına maruz kaldım. Duvarla asansör motorunun olduğu yerde arada sıkıştım kaldım. Tabii elektrik beni çarpınca orada bir talihsiz bir şey daha geldiydi başıma. Ondan sonra pompalı tüfekle vurulma. Pompalı tüfekle vurulma hikayesi 2008 yılında meydana geldi. Pompalı tüfekle vurulma hikayesi şöyle oldu. Benim Bayram diye bir arkadaşım vardı. Muğla köfte, yani köfteci dükkanının sahibi. Köfteci dükkanının sahibi olduğu için, benim de arkadaşım olduğu için ben acele köfte siparişi vermiştim. Tabii benim verdiğim sipariş 40 dakika geç kalınca getiren çocuğa ben biraz bağırdım. Bağırdım, çağırdım. Çocuk da ağlayaraktan dükkanına gitmiş. Bana bağırdı, hani beni dövdü falan diye yanlış bilgi vermiş. Oradan bana telefon geldi. Sen bu çocuğa ne yaptın? Ben de dedim bir şey yapmadım. Sadece dedim azarladım, bağırdım dedim. Neden geç getirdin diye dedim. Oradan işte küfür, biraz ağza alınmayacak kelimeler söyleyince ben de motorla bastım gittim köfteci dükkanına. Dedim ne söylüyorsunuz? Sen ne söylüyorsun bana? Orada işte iktirme kaktırma oldu. Dükkanın sahibi, köfte dükkanının sahibi arkadaşım ustayı işten attı. Atmış. Ben sonradan göremeyince orada ne oldu dedim Bayram denen arkadaşa. İşten çıkarttım dedi. Neden dedim çıkarttın dedim işten dedim. İşte dedi sana dedi böyle böyle şeyler söylemiş. Bu yüzden olmaz dedim. Gidelim dedim. Alalım dedim tezgah, yani yine dedim dükkanı dedim geri alalım dedim. Bunu evinden almaya gittik. O da pompalı tüfekle karşıladı beni. İki tane 9 oturaklı domdom kurşunuyla cevap verdi bana. Ben de orada ne olduğunu anlayamadım. Zaten kan boşalınca üşümeye başladıydım. Sonra gözümü bir açtım, hastanedeyim. Sonra en kötü, başıma gelen en kötü, yani bunu anlattıktan sonra söyleyeyim. Başıma gelen en kötü, talihsiz olay şu oldu. Arkamda, yani ben Marmaris'te Mola kentinin önünde giderken talihsiz bir şekilde arkamdan 110 km süratle araba çarptı. Yani ben arabanın kaç kilometrede olduğunu bilmiyordum tabii ki de. Fren izinden meydana çıktı. Ne oldu? Kaç kilometre oldu? Yoğun bakım, yani araba çarpmasından sonra tabii yoğun bakıma kaldırılmışım. Yürüyemiyordum o zaman işte, anlatmıştım ya. Yatalaktım, yürüyemiyordum. Hayata geldim tekrardan, fakat benim yaşadığım tecrübelerin en kötüsü arabanın bana çarpması, en iyisi de tüfekle vurulmak oldu. Mehmet abi şükür hayattasın. Çok şükür. Yanımdasın. İyi ki tanıştık. Zaten şükür dediniz. Övet benim soyadım. Övet. Öv, şükür, et etmek anlamına geliyor. Aslında soyadınla da hayatta olmanın karşılığını veriyorsun. Bazen bu ölümden dönüşlerini anlatırken bir gülümsüyorsun da. Ne oluyor orada Mehmet abi? Yani trajikomik. Nasıl söyleyeyim ben şimdi yani. Bir anten takmaya gittiğim yerden
anten takacağım birinci kattan aşağı kafa üstü düşüyorum. Yani bu çok komik aslında. Çok komik. Anten takmaya gidiyorum. Anten takarken bir bakmışsınız aşağıda Mehmet. Ondan sonra ne bileyim işte anlattım ya. Geminin altından geçerken 9 metre suyun denizin altında kalmam. Midyelerin beni kesmesi, kalbimin durması çok değişik bir şey yani. Çocuğum tabii o zaman, 7 yaşında. Aynı şekilde bir asansör boşluğunda elektrik çarpması, asansör boşluğunda kalmam. Gülmeyeyim de ne yapayım ki buna, gülünmez mi? Ya gül tabii, dolu dolu da gül. Ama kendine de dikkat et lütfen. Evet. Hani her seferinde gerçekten hayatta olmak için şükür sebebi. Korkuyor musun ölümden? Ölümden size şaka gelecek, hiç korkmuyorum. Yani çoğu insan tabii ki de ölümden korkar. Şimdi ben alışkanlık olduğu için değil de korkmuyorum yani. Ölümü, belki ölümü yaşamış olduğumdan dolayı korkmuyorum. Çünkü 78 gün, 76 gün yoğun bakımda kalmak, bu trafik kazasından sonra yoğun bakımda kalmışım. Ben tabii bilmiyorum onu. Bu annem olsun, kayınvalidem olsun, Şeyda olsun, yani benim eşim olsun, beni hayata geri getirmek için, çağırmak için. Peki sen bu hayatta kendini en çok ne zaman geçecek mi diye sordun? Trafik kazası. Trafik kazasındayken yatalaktım. Ne zaman geçecek? Ne zaman ayağa kalkacağım? Peki bunun da esprisini, esprili bir şeyini söyleyeyim. Yatalakken ayağa kalkamıyordum. Herkes yürüyordu, ediyordu. Ben çok kötü durumdaydım yani. Her şeyimi yatakta yapıyordum. Ayağa kalktığım zaman ilk ne yaptığımı söyleyeyim ben size. Ne yaptın? Aşağı yukarı 20 dakikada tuvalete gittim. Lavaboya gittim. Lavaboda önce lavaboyu öptüm. Ondan sonra klozeti öptüm. Dedim geldim. Dedim geldim dedim. Size geldim dedim. Yürümeye başladım o zaman. 20 dakikada oraya gittim. 20 dakikada geriye döndüm. Bu aslında senin hayatta da ilk yolun yatalak olduktan sonra, o evet, süreçten sonra. O yatalaklık çok kötü bir duyguydu benim için yani. Peki Mehmet abi, umutlu musun bu hayattan, kendinden? Hırslıyım. Hırslıyım, umutluyum. Şeyi seviyorum, başarmayı seviyorum. Yani ben bunu yapamıyorum, ben şunu yapamıyorum, edemiyorum demiyorum. Yapmak için elimden geleni gösteriyorum. Yani bir şeyler başarılacaksa bunun için acayip hırs var içimde. Azim de. Aslında. Azim var, azim hırs de var. Mısır tezgahımla Marmaris'teyim. Marmaris'te yaşamaya devam ediyorum. Yolun da yolculuğun da çok açık olsun. Yani etrafında bir sürü insan var diye tahmin ediyorum. Yanına geliyorlar, evet, tezgahına geliyorlar. orada da sen bu sohbetinle ahbaplık da ediyorsundur onları. Evet. Benim zaten lakabım, hani Marmaris'te lakaplar olduğu için, Sky Mehmet'in tanıyıp da yanıma gelmeyen arkadaşım yok. Tabii ki de Marmaris çok küçük bir yer. Küçük bir yer olduğu için insanları da birbirini, bir günde ben 20 kez görüyorum mesela bir insanı. Şimdi İstanbul'da bir gördüğümüzü bir daha görebilme şansımız biraz yok gibi. Doğru söylüyorsun. Peki yalnızlığınla aran nasıl? Yalnızlığımla aram çok iyi. Şu kazadan sonra, şu Mercedes Vito arabasının arkadan çarpmasıyladan sonra yalnızlığımla aram bayağı iyi oldu. Başka bir hayatta desem, yani bu dünyaya, bu hayata yeniden gelecek olsan, ne olarak, kim olarak, nasıl bir hayata doğmak isterdin? Çok zor bir soru. Düşün be. Çok zor bir soru. Öncelikle sağlıklı olmak isterdim. Yani sağlığımın en zerre kadar kaybolmasını istemezdim. Sağlık çok önemli benim için.
imkanım olsa tekrar Sky Mehmet olarak doğmak isterdim. Kendin olarak. Kendim olarak. Buradayız. Buradan hayatı konuşuyoruz. Senin hayatını konuşuyoruz. Kim duysun senin sesini en çok? Sesini kimlere duyurmak istersin? Sonuçta hayat her şeye rağmen var. Çok basit şeyler için intihar edenler var. Gereksiz şeyler. Hayatta tutunmak çok güzel bir şey. Ki sen de 7 kere tutundun aslında. 7 kez tutundum evet. Hayat mücadelesi ve azmiyle yaşamış biri olarak hayattan kolay vazgeçenler mi duysun diyorsun böylece? Hayattan kolay vazgeçenler, doğru. Ben 7 kere hayatta kaldım. Onlar beni duysunlar. Hayata sıkı sıkı tutunmak gerekiyor. Ve çok güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Sen iyi ki hayattayım diyor musun Mehmet abi? İyi ki hayattayım. İyi ki hayatta kalmışım. Peki bunu da bir... Vücudumun biraz camış gibi olmasına borçluyum. Neden diyeceksiniz? Yani 110 kilometre süratle bir araba aşağı yukarı 20 metre fren izi vardı. 22 metre falan fren izi varmış. Vücudumun ince, zayıf, çıtı pıtı bir şey olduğunu düşündüğümüz zaman bu kadar süratli bir arabanın çarpmasıyla ne olabilirdi? Doktorlarımdan bir tanesi bana onu söylemişti. Bu süratle 100 tane kediye çarpsa araba, 5 tanesi hayatta kalır demişti. Şimdi ben o kedilerden biri. İyi ki onlar gibi 9 canlı yaşar. Evet. Ne güzel hayatta olmak aslında bir taraftan da, hani öyle deriz ya. Peki birazdan bitireceğiz bu dertleşmemizi. Evet. Ama bize bir anı bırak. Bir cümle söyle ki seni hatırlayalım. Bu bankta, bu programda izin kalsın. Çok komik bir şey söyleyeceğim. Tabii bunu İngilizce söyleyeceğim. İngilizce. Ayıp olur mu acaba? Söylesen bana tabii. If you put the umbrella in your ass, you cannot open it. Hayatın içinde galiba hem güldüğün hem kendine söylediğin bir söz. Teşekkür ederim. Şey değil. Geldiğin için, dertleştiğimiz için son sözü de unutmayalım aynı zamanda. Bu son sözünün aslında Çincesi de var, Japoncası da var. Mango, Yenatogi, Toyoki, Namboki. Bu da İngilizce söylediğim kelimenin Japoncası. Biz Türkçesini biliyoruz zaten onun. Türkçesini söylemedim. Söyleme, tamam. Ama aslında ya sana şöyle söyleyeyim. Ölümden dönen 7 canına sağlık. Canının kıymetini bil. Evet. Gerçekten bil onun kıymetini. Şeyda Hanım'dı değil mi eşin? Şeyda. Şeyda Hanım sana iyi baksın. Sen ona iyi bak tabii ki. Aileye, o kocaman aileye, çocuklara da iyi bakın birlikte. Evet. Sen de dedin ya bazen böyle eşiğine geliyoruz zor duyguların, düşüncelerin. Hayattan vazgeçmeye kadar birçok şey düşünüyoruz ama hayat mücadele. Mücadeleyle dönüşüm. Bazen duruyoruz, bazen düşüyoruz ama yeniden kalktığımızda o mücadele devam ediyor. Sen somut olarak yaşadın onu. Yoğun bakımı gördün, kalbinin durduğunu biliyorsun. Kazadan sonra yaşanmaz derken yaşamışsın. Şükür hayattasın. Şükür. Sağlıkla yaşa hayatı, kendine iyi bak. Çok teşekkür ederim. Hepimize de öğreteceğin şeyler var bence bu gülümsemenle. Çok teşekkür ederim. Annem olsun, kayınvalidem olsun, Cihan Yıldız Han. Onlara da çok teşekkür ederim. Yani... ellerinden geleni ardına koymadılar. Benim için çok şeyler yaptılar. Herkese teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mehmet. Ben de teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki dertleştik.